Arkadaşlar merhaba. Bugün çok sorulan rulman ağızalarıyla ilgili soruları cevaplamak üzere sizlerle birlikteyiz. Nedir bu rulman ağızaları? Ne gibi sebeplerden oluşur? Bugün bunları konuşuyor olacağız ve birkaç tane de örnek göstereceğiz sizlere. Umarım birazdan bahsedecek olduğumuz bu faydalı bilgilerle siz de çalışmalarınıza katkı sağlayabilirsiniz. Burulmandaki ses problemi nedir? Bu sorunun cevabını arıyor olacağız. Bir kullanıcımızdan gelen burulmandaki ses problemi nedir? Neden kaynaklanır? Bunu araştırıyor olacağız. Kullanıcıdan gelen bu rulmanın sertlik ve ölçüm kontrollerini yaptıktan sonra iç yapıdaki incelemeyi tamamlayabilmek için rulmanın içini açtık. Yaptığımız tüm bu incelemeler ve ölçümler sonucunda fark ettik ki yuvarlanma yollarında bilyaların hatvesi kadar izler oluşmuş. Dış bileziğin bir tarafında, iç bileziğin diğer tarafında. Bu da demek oluyor ki montajı esnasında rulmana eksenel bir kuvvet uygulanmış, istenmeyen şekilde. Bir rulmanın montajını yapıyorken iç bileziğin sıkı geçmesi durumlarında iç bileziğe eşit kuvvet uygulanır. Yuvarlanma yolunda oluşan bu plastik deformasyonların nedeni yanlış montajdır. Bu sorunun oluşmasına neden olan yanlış montajın önüne geçmek için bazı bilgiler aktaracağım size şimdi. Eğer rulmanınızı mile sıkı montajını yapıyorsanız, yani rulmanın iç bileziği mile sıkı geçecekse ve siz bu montajı sıkı gerçekleştireceksiniz, montaj esnasında iç bileziğe eşit kuvvet uygulamalısınız. Bu ne demek oluyor? Ben iç bileziği sıkı geçiriyorsam eşit bir kuvvet yüküyle bu iç bileziği montajını gerçekleştirmeliyim. Eğer ki iç bilezik değil, dış bileziğe ben bu kuvveti uygulayacaksam eğer, kuvvetin tamamı dış bileziğe uygulanmalı. Bunu tam tersini uyguladığınız durumlarda az önceki gördüğümüz plastik deformasyonlar söz konusu olacaktır ve rulman çalışma esnasında ses yapacaktır. Ses problemine neden olacaktır. Daha ilk çalışmadan bu sesi alabilirsiniz. Montaj esnasında bu kurallara dikkat ederseniz, yani uygulayacağınız kuvvetin mutlaka doğru bileziğe uygulanmasına dikkat ederseniz bu plastik deformasyonların oluşmamasına, dolayısıyla ses problemlerinin de önüne geçmiş olursunuz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.